Bence bugün önce bacaklardan başlayalım. Hazırsanız bacak ve karın antrenmanında buluşmak üzere. Öncelikli olarak ayak bileklerinizi şöyle güzelce bir döndürün. Hafif. Sonra diğer ayak bileğini, hatta direkt bacaklarınızı dışa doğru açıp, geri çekip, tekrar dışa doğru açıp bu şekilde devam ettirelim bir süre. Sonra diğer bacaktayım. Aç, çevirerek gel, tekrar aç, çevirerek gel. Şimdi ayaklarınızın arasına şöyle kalça kemiğiniz genişinden bir tık daha açık. Kalçalar hizasında açtınız. Şimdi sağ kalçayı geriye doğru ittiriyorum. İyice ittirdim. Arkadaki o esnemeyi hissedecek kadar. Sonra aynısını sol kalçaya doğru yapıyorum. İyice ittirdim kalçayı. Hafif de böyle 45'e doğru yönümü dönüyorum. Kolları uzattım. Tekrar döndüm. Uzattım. Hadi sayalım. 1. Devam. 2. Ve uzat. 3. 4. İyice ittir kendini. 5. Düşecekmişsin hissi gelene kadar. 6. 7. 8. 9 ve 10. Bacaklarını hemen salladıktan sonra şöyle ellerini güzelce bir beline yerleştir bakalım. Ayaklarını 1, 2, 3, 4 şeklinde yaylandırarak devam ediyorsun. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Hızlı, hızlı. Artık sayı saymana bile gerek yok. Olabildiğince tempolu yap, 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 yap. Sadece parmak ucu topuk, parmak ucu topuk, parmak ucu topuk. Şimdi şöyle bir yürü. Kendi etrafında bir dön bakalım. Ve tekrar bacaklarını salla. Elinizin altında şöyle hemen ulaşabileceğiniz, hemen ulaşabileceğiniz bir yastık varsa hemen alın bunu. Ve elinize tutmaya devam edin yastığı. Sağ bacağını kaldırdın havaya. Sol eline de aldın yastığı. Sağ elinde ensene almaya çalış. Ve ittir bakalım. Dengede kalmak çok zor. Dikkat et. 1, 2, 3, kaldır yastığı, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tekrar yastığı diğer ele al ve yine dengede kalmaya çalışarak ittir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Harikasınız. Şimdi yastığı yukarı kaldırdım ve aynı şekilde devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Geçtim diğer bacaktayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Harikasınız. Yastığı geçici bir süre. Şöyle bir kenara bırakın. Tutunabileceğiniz herhangi bir nokta varsa, buna tabii bütün kuvveti desteklemek değil, böyle parmak ucunla sadece dengeni alabileceğin ölçüde. Ve şimdi gönderdim bakalım sol bacağı geriye doğru. Ve hiç vücudunu öne tamamen yatırmıyorsun. Düz bir şekilde duruyorsun ve bacağı arkaya doğru ittirmeye başladın bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geçtim diğerindeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi tek tek. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve sıkıştır bakalım kalçaları. 6 ve 7, 8 ve 9 ve 10 ve. Şimdi aynı şeye bükülü bacak yapacağız. Yani nasıl? Alttaki ayağın, iki ayağından önce parmak ucuna çık. Sonra altta kalan ayak parmak ucunda olsun ve hafif diz bükülü olsun. Şimdi ittir bakalım. 1, çek. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Geçtim diğerine. Diğerini parmak ucundayım şimdi ve dizim bükülü. Dizim çok öne taşmasın. Buna dikkat etmeye çalış. Kendini yükselt ve hafif geriye doğru bük dizini ve başla. 1, 2, 3. Eğer karın kaslarını sıkarsan daha güzel dengede kalırsın. 6, 7, 8, 9 ve 10. Yüksel tekrar. Şimdi yine hafif parmak ucunla dokunduğun bir bölgedesin. Yine parmak ucundasın. Parmak ucu squat deneyeceğiz birazcık, tamam mı? Bacaklarını olabildiğince kalçandan bir tık daha geniş açabilirsin. Ve yavaş yavaş aşağıya doğru çöktün. Tekrar yukarı kalktın. Ayaklarını hafif böyle dışa doğru çevir ki rahat edesin. Dengeni alacak şekilde tutunmaya devam et. Çünkü hiçbir sakatlığın çıkmasını istemeyiz, değil mi? Hadi bakalım. 10, say. 9, 8, 7, 6. İttirken yukarı. 5, nefes ver. 4, 3, 2, 1 ve rahatlat bakalım birazcık. Parmak uçlarının acıdığının farkındayım. Şöyle bir içe doğru çevirebiliyorsan çevir. Tekrar koyduğumuz kırlenti aldık elimize. Squat'la devam edeceğiz. Ayaklarım neresi? Kendi kalçam kadar açık. Ayaklarımın dışına bir tık dışarı doğru çevirdim. Ve şimdi squat'a yerleşirken minderi öne doğru ittiriyorum. Kalktığımda yukarı doğru. Şimdi siz daha rahat görün diye yandan yapalım. Squat'a inerken minder karşıda, çıkarken yukarıda. Hadi bakalım sayalım birlikte. 1, kaldır minderi. 2, devam. 3, 4, kaldır. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 da biraz kalın bakalım. İttirdi. Mindere sarılabilirsin. İttir minderi iyice. İttir, 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 ittir. Ve yavaşça kalk bakalım. Şimdi doğrudan bu sefer squat'a inerken minderi yukarı kaldıracağız. Hadi bakalım başlayalım. 1, aynen. İn. 2, devam. 3, devam. 4, 5, 6, son 4, 7, 8, 9 ve 10. Yavaşça kalk. Kollarını salla. Bazen kolların acısından burada bacakları hissetmememiz çok normal. Şimdi tekrar kapalı bacak squat gibi düşünün. İki bacağım da böyle birbirine değecek şekilde kalıyor. Tek bacağı yukarı kaldırdım. Ve şimdi hiç oynatmıyorum. Alttaki bacaktan kendimi yukarı doğru ittiriyorum. 1. Hafif de vücudum öne doğru eğimli. 2. 3, 4. Yine bir yerden tutunup dengede kalabilirsiniz. Devam. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi aynı şekilde diğerine geçtim. Bacağımı iyice kilitledim dizleri ve başladım. 1, gövdeyi yatırdım. 2, 3, 4. Bütün hareket. 5. Aşağıda kalan bacakta ilerliyor. 7, 8, 9 ve 10. Rahatlatın bakalım şöyle bir bacakları. Şimdi sizden istedim. Karın için hem hazırlık yapalım hem de son bacak hareketlerini yapalım ve rahatlayalım, olur mu? Sağ bacağı yukarı kaldırdığınızda gövdenizi sağa doğru yatırmanızı isteyeceğim.
Hadi beraber başlayalım. Bir, parmak ucu tekrar yerde. İki, üç, tekrar. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. Süpersiniz. Geçtim. Diğer taraftayım. Parmak ucunu yerleştirdin. Sol parmak ucunu. Ve şimdi sola doğru. Ey bakalım bedeni. Bir, çek. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. Süpersiniz. Hadi bacakları şöyle bir öne doğru çekin bakalım. İyice kendinize doğru. Evet. Eğer uzatabiliyorsanız uzatın bakalım. Dümdüz bir şekilde. Bu biraz yorucu bir hareket. Bunu ilerleyen programda çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar çektim kendime doğru. Omurgamı olabildiğince dik tutuyorum. Yamulmak yok, tamam mı? Her zaman dik. Ve şimdi öne doğru ittir. Ellerini destekleyebilirsin. Denemek istiyorsan ellerini indirebilirsin de. Ve sonra yavaşça in bakalım. Hadi küçük şöyle 3-4 hareketlik bizi rahatlatacak bir karın hareketi de yapalım. Ondan sonra bugünkü programın sonuna gelebiliriz. Dayanın, çok az kaldı. Hadi bakalım, önce bir kolları kaldır. Yastığı sağ, sola, sağ, sola. Bu şekilde esnet ama belinden eğilme olur mu? Sadece kollarınla devam et. Şimdi yastığı sağ ve sola, sağ ve sola, dümdüz. Sağ ve sol, sağ ve sol. Harikasınız. Yavaşça sırt üstü uzanacağız. Birden kendinizi bırakmayın. Fark etmediğimiz küçük sakatlıklar böyle ani hareketlerle başlıyor. Yastığı bacakların arasına al bakalım. Şimdi yastığın üzerine doğru hafif bir yükselmeye çalış. Şöyle bir ellerin dokunsun ve tekrar geri in. Hadi bunu sayalım. Bence bugün 20 tane yapabiliriz. Başladık. 1. Çok yavaş. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi bacağınızın arasındaki yastığı iyice sıkıştırın bacağınızda ve devam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve bıraktık bakalım. Çok güzel. Şimdi bacaklarınızı hafif bükülü bir şekilde yukarı doğru kaldırın. Ve yastığı içeri doğru sıkmaya devam ettim biraz. İç bacaklar da çalışsın. Sıktım. Ve şimdi gövdemi hafif kaldırdım. Bakabiliyorsam göbek deliğime doğru bakıyorum. Eğer başımı böyle yaptığımda çok ağrıyorsa yastığa doğru bakıyorum ve sağa sola kıvrılıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, küçük küçük 8, küçük küçük 9, 10. Yavaşça yastığı koydum, ellerimi koydum. Şimdi kaldırabildiğiniz ölçüde tekrar ayakları dümdüz bir şekilde kaldırın bakalım. Bel iyice yere yapışsın böyle. Ve şimdi isterseniz bunu bir tık bükülü olarak da yapabilirsiniz. Ama tavsiyem olabildiğince düz yaparsınız. Bacaklar titrer böyle, çok normaldir. Asla kendinize sorun etmeyin. Ve yüksel bakalım topu. Top değil tabii, bu top olsa güzel olurdu. Yüksel bakalım minderin üstüne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şöyle rahatlat bedenini, mindere al. Geriye doğru koy, ayaklarını uzat. Ellerini şöyle iki yana doğru aç bakalım. Ayaklarını kendine doğru çek. Bir sağa yatır, ikisini birlikte. Döndür, bir sola yatır.
Kaldır. Tekrar. Bir sağ. Tekrar. Bir sola. Tebrik ederim. Bugün antrenmanın da sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. İyi günler.